Mehmet Özer'le Mutfakta'dan herkese merhaba efendim. Evet değerli izleyiciler, harika bir konuğum var. Müthiş yemekler yapacağız. Çok lezzetli yemekler yapacağız. Hakikaten bir ayva tatlısı yapacağız. Evde denerseniz hakikaten bize teşekkür edeceksiniz. Bir tavuk tandır yapacağız. Böyle birazcık Hint usulü gibi bir tavuk yapacağız. Yanına da böyle çok güzel bir sebzeli mücver yapacağız efendim. Ama bunu kime yapacağız? Çok özel ve çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi zaten şu anda harika gözüküyorsun Özge bu arada. Teşekkür çok başarılı ederim. Televizyoncu, haberci, yazar. Gitgide tatilların çoğalıyor. Ne diyeceğimi bilemedim. Sadece insan. Sadece insan. Bu daha güzel bir şey oldu. Evet. Hoş geldin Özge hakikaten. Hoş bulduk. Nasılsın? Büyük keyif benim için burada olmak. Çok teşekkürler geldiğin için hakikaten. Ben teşekkür ederim davetin için. Bize bir de genel olarak kanala da çok iyi bir enerji getiriyorsun böyle evet. Geldiğin zaman sen. Evet. Kanal bana çok iyi enerji. Herkesin yüzü gülüyor. Bizim de yüzümüz gülüyor. Ne mutlu bana. Güzel güzel yemekler de yapacağız. Süper. Seni zayıflamış gördüm, biraz kilo aldırayım seni. Evet, bu arada çok zayıflıyorum. Aynen, hakikaten biraz zayıflamış gördüm seni. O yüzden güzel yemek yapacağız. Sever misin bu saydıklarını nasıl geldi kulağa? Evet, yok çok güzel. Ama benim için şu anda yani sabırsızlıkla beklediğim şey ayva tatlısı. Bir şey ve bir bu... yapımını da merakla bekliyorum. Çünkü ben Bakü'de bayağı şimdi böyle bayağı denemelere yapıyorsun. Başladım. Reçeller, soracağım biraz sonra Bakü'deki hayatı zaten de. Reçel falan da yapıyor musun? Reçel yapmaya başladım ya. Çok zevkliymiş. Artık dışarıdan asla reçel kalmaz almıyorum. Zaten. Bence de. Her şeyin reçeliyim. Bu tarif de senin bu tarifin de hakikaten çok güzel bir tarif. Evet, güzel bir tarif olacak. Ciddi çok güzel bir tarif. Değerli izleyiciler, ya bunu mutlaka deneyin. Müthiş bir sonuç çıkıyor ortaya. Süper. Sen istiyorsan hafiften başla, ben istiyorsan hafiften başlayayım. Tamam. Ben çünkü bir tavukları birazcık marine edeceğim. Ben de onunla başlayayım. Ortada buluşalım. Ortada buluşalım. Evet. Öyle. Sen şuradan başla, ben başlayayım. Ortada bir buluşalım. Bir kase alayım ben. Evet, ben bir tavukları şöyle çok hafif bir marinasyon yapacağım. Marinasyondan kastım, bu biraz böyle Hint usulü bir yemek. Hmm. Süzme yoğurdum var. Süzme yoğurt, biraz baharatlar, biraz sarımsakla beraber şey yapacağım. Tavukları birazcık öyle bekleteceğim. Ondan sonra soğanlarla ve şeyle biraz portakal suyuyla falan tavuk suyuyla pişireceğim onları. Ya şöyle mesela ben kanat, but falan çok seviyorum. Ama göğüs sevmiyorsun. Yok sevmemek değil de. Güzel haklısın ama yani. Garip bazen bir koku olabiliyor ya hani. Hani ette de olur ya o evet, koku. Kuzu etinde bazen kuzu olur mesela. Kuzu etinde de olabiliyor. Göğüs etinde de daha fazla oluyor tavukta. Bu yapılan marinasyon evet, bir kere o kokuyu zaten yok edecek. Çünkü için zerdeçallı bir. Zerdeçallı ve kimyonla beraber pişireceğim. Şöyle parçalar yapıyorum. Birbirine yakın büyüklükte. Şöyle bir tencerem var. İki tanesi yeter herhalde diye düşündüm ama. Şöyle bakın değerli izleyiciler, başka bir tahta kullanıyorum. Başka bir bıçak kullanıyorum. Çiğ tavuğu ellediğim için. Yani çapraz reaksiyon, çapraz zehirlenme. Tavuk eti riskli bir et. Evet. Çiğ haldeyken özellikle. Piştikten sonra çok sorun yok ama iyi yüksek derecelerde pişerse. Yani en azından şey farklı tahtan yoksa bile tavukları kestikten sonra yıkamak öyle lazım. Kullan. Aynen öyle. Yani ben farklı tahta kullandım. Şimdi hatta o yüzden ellerimi de bir yıkayacağım. Sabunla yıkayacağım ben de yani. Şu tahtadan da kurtulacağım. Hiç bunu şey yapmamıştım. Evet yani ona dikkat etmek lazım. Ette ama. Bence çiğ olan. Çiğ olan. Her şeyde buna dikkat etmek lazım. Yani ne olur ne olmaz ya. Doğru ya. Hakikaten ya. Ya çünkü sonuçta çiğ olunca bakteri üretmeye müsait bir şey. Evet. Bir de tavuk daha da tehlikeli bir daha da şöyle bir riski var tavuğun. Mesela az pişmiş et yiyebilirsin. Evet. Çiğ et yiyebilirsin. Evet ama tavukta. Tavuk yenmez. Tavuğun pişmesi lazım yani. Evet. Şey de yiyebilirsin. Balık da çiğ, balık suşi yiyoruz tabii, zaten tabii, işte tabii. Yani. Tabii. Ama bir tek tavukta bu aynı şey geçerli değil. Şimdi bu tavukları bunun içine alalım. Hatta şu yoğurdu alayım önce içine. Süzme yoğurt kullanıyorum öyle. Şimdi ne yaptın anlat sen de bu arada. Ayvaları böldüm ikiye. Şu müthiş meşhur ayva tatlısı anlar. Evet. İkiye böldüm. Ondan sonra güzel kabuklarını soydum. İçini çekirdeklerini aldım. Tamam. Ondan sonra tencereyi dizdim. Üzerine biraz şeker döktüm. Tamam. Tamamen arzularına göre şeker miktarı. Sen de bak şu işi çok güzel yapıyorsun şu kıvamı. Şeker ayarını değil mi? Şeker ayarını çok iyi yapıyor. Çünkü hiçbir tatlısı orada kaç tane çok şekerli olmuyor. Çok özür dilerim. Bir bakabilir miyim? İki tane ayva var. İki tane. Evet dört parça oldu yani. Ha böyle böldüm. Evet böldüm onları. İçlerini aldım. Biraz boşluk suda mı bıraktım. Beklettim peki? Kararmasın diye limonlu suya limonlu koydum suya. Ama direkt pişirecekseniz tamam. Bekletmeye gerek başka yok. Başka ne var bunun içinde? Bir bardak nar suyu var. Nar suyu. Kırmızı nar rengi oradan. Nar suyu yapıyor bir de çok güzel. Aynen öyle doğal İçlerine, bir renk olacak. Tarçın. Tarçın var. Biraz şeker var. Ona ne kadar şeker koydun? Mesela iki ayvaya. Sen ne kadar koydun şeker? Yani bir beş kaşık falan koydum. Yemek kaşığı koydum ama ikinci aşaması var. Şimdi birazcık dörtte burada pişirme yapacağız. Su bardağı gibi. Evet yani bir su bardağı da ama değerli izleyiciler hakikaten bu tarif mükemmel tarif.
Bir de Seda'nın hakikaten tatlı yaparkenki şey oranına bayılıyorum. Teşekkür ederim. Evet, dikkatle kullanıyorum biraz şekeri. Çok tatlı yemiyorum yani hatta. Çok az yiyorum ama o yapınca yiyorum çünkü çok kıvamı da tatlı yapıyor. Aynen, yani. Evet. Geçenlerde bir aşure yaptı mesela. Benim kız kardeşimin kocası buradaydı. Üç kase yedi ya. Üç kase aşure yedi mi? Güzel olmuştu aşure. Valla. Çok güzel olmuştu. Şimdi biraz burada haşlama yapacağım. Ondan sonra bir borcamı alacağım. Onun içerisine yine birazcık şeker, birazcık elma koyacağım, fırınlayacağım. Ha, önce birazcık. O fırının tadı da ayrı bir güzel oluyor çünkü. Deli misin? Direkt sanki ayva tatlısının direkt fırında yapılıyormuş gibi bir şey var bende. Yani burada yumuşatacak önce istiyorsanız çok vaktiniz varsa direkt fırında da yapılabilir. Evet, aslında. Şimdi de nar suyu kullandığım için o da birazcık özdeşleşsin kaynayarak diye. Daha lezzetlensin diye yapıyor. Ben de zerdeçal koydum, kimyon koydum. Tuz koydum. Süzme yoğurt koydum, zeytinyağı koydum. Yalnız, biraz da karabiber alabilir miyim? Zerdeçal nasıl faydalı? Çok faydalıymış ya. Ben bu kadar bilmiyordum zerdeçal faydalı olduğunu. Ben acayip şeyler yapmaya başladım Bakü'de. Böyle işte detoks suları. Sana bakıyor ondan yermiş. Sonra evet evet böyle işte reçeller, farklı tarifler ama sağlık için de başka şeyler. Orada inanılmaz baharatlar var yani. Ve hani iyi baharatlar var herhalde değil mi? Çok iyi baharatlar var. Tabii onların Rusçalarını öğrenmem bazen birazcık zaman aldı. Peki bir şey söyleyeyim, Rusça mı konuşuyor orada insanlar? Azeri ya konuşuyor. Şöyle, Azerbaycan dilinde elbette konuşuyorlar ama çoğunluk Rus dilli, Rusça konuşuyor. Değil mi? Ben orada. De öyle biliyorum da olmuş yani yanılmıyorum. Evet. Ya çok gitmek istiyorum ben Bakü'yü çok merak ediyorum. Sen gittin mi? Zaten yok, Azerbaycan ama dilinin içerisinde de Rusça kelimeler oldukça fazla. Mesela şimdi arabaya maşın diyorlar. Maşın mı? Maşın. Aslında maşına Rusça'da makina. Araba demek. Makineden geliyor herhalde. Bilmiyorum. Maşın, maşina. Maşına. Makine, maşına büyük Rusça'da makineden. Mesela araba demek. Yani Rusça'dan gelen, Türkçe'den gelen oldukça fazla dil var Azerbaycan dilinin içinde. Yani çoğunlukla Rusça konuşuyorlar ama. Alıştın mı? Alıştım. İlk başta çok zorlandım. Mutlaka. Doğruyu söylemem gerekirse. Gerçekten çok zorlandım. Ne olursa olsun, ne kadar hani kendi öz dilinde sonuçta baktığında hep ne diyoruz? İki devlet, bir millet. Evet. Ama yine de çok başka bir ülke, başka canım. Alışkanlıklar, yaşam tarzı farklı, bürokrasi farklı. Yani alıştığının dışında her doğru. Şey. Trafiği farklı. Trafik de farklı? Trafiği nesi farklı? Yani tabii ki İstanbul'la asla kıyaslanamaz ama orada da çok yoğun bir trafik var. Var mı trafik orada? Of, çok fazla. Çok yoğun bir trafik var ve hani yollar, kurallar birazcık daha farklı. Ve bizden çok daha sert kurallar var. Şöyle sert. Ki... Tabii esasına bakarsan eski Sovyetler Birliği'nin bir şeyi, devleti yani ama, bakarsan. Ama şöyle bir şey var, ceza oranları o kadar yüksek ki. Öyle mi? Tabii. Herkes kurallara uyuyor yani. Herkes kurallara uyuyor. Şeyi yok yani böyle bir hani ay beni bu seferlik affet abi. Durumu şey söz konusu değil. Bizim gibi yayalara değil yayalara da ceza kesiliyor. Yani mesela tabii şöyle bir şey var artık bunu hani hep biz Türkler yapıyoruz bunu maalesef. Ne zaman yurt dışına Avrupa'ya Amerika'ya gitsek işte çekiyoruz. Yaya geçidinde araba durdu. Yani bu artık bizim hayretlerle bakacağımız bir durum halinden çıkmalı diye düşünüyorum. Ama mesela Bakü'de şöyle bir şey var. Eğer ki ben bir yaya olarak yaya geçidinin olmadığı bir yerden geçersen polis anında bana ceza yazıyor. Sana ceza yazıyor. Tabii. Bize Türkiye'de hiç yaya ceza yok ha. Ben hiç duymadım. Ben duymadım hiç Türkiye'de. Belki de vardır da hiç kesmiyorlar yani. Bilmiyorum. Ben hiç duymadım. Hacı sever misin sen? Çok iyi. Severim. Çok koymuyorum o zaman. Çok koyma. Tamam bakayım. bugün böyle yakmayayım ortalığı. Sen yakıyorsun zaten bugün ortalığı. Çok mersi. Çok şık olmuşsun valla. Çok teşekkür ederim. Bundan daha iyisi nasıl olabilir? Bak süper ya. Duydun mu? Harika. Mehmet sabahtan beri. Harika. Böyle bakıyor bana, izliyor yani. Harikasın. Yeni yaşam felsefemi. Peki biraz son kitaptan bahsetsene. Kalbimin Ses Telleri. Kalbimin Ses Telleri. Evet. Haziran'da çıkmıştı Kalbimin Ses Telleri. Nasıl gitti? Çok iyi gitti. Hala da gidiyor. Bir de kendi okuyucuna dokunabiliyorsun. Evet. Çok şükür. Yani onu bir şekilde bir de hani bunu sosyal medyadan da çok onu iyi idare edebiliyorsun. Sosyal medyada dedim bir hatırlatma yapacağım. Kusura bakma. Değerli izleyiciler siz de bizi sosyal medyadan takip edin. Instagram ve Facebook'ta Mehmet Özer ile Mutfak'ta, Twitter'da Mozer Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler ya da detaylı tarifler nerede? Onlar da fox.com.tr'de efendim.
Ya bunu o hakikaten dokunuyorsun yani. Evet ya benim yayın evimin de editörlerin de bana söylediği şey şu. Okuyucuyla aranda bir duvar, bir tülbent mesafesi bile yok. Seni hissediyorlar yani. Direkt alıyor. Direkt. Kalbimin Ses Telleri, tabii sizin hiç maviniz var mı? Biraz otobiyografik bir anlatıydı benim Kalbimin hayatım. Kalbimin Ses Telleri'ni okumadım, kusura bakma ama okuyacağım. Hı-hı. Bir anlatsana biraz Kalbimin Ses Telleri'ni. İşte şöyle, sadece benim değil, benim çevremde çok iyi tanıdığım, tanış olduğum, baktığım... Ve senin böyle özel kadın arkadaşların da var. Var. Onu da biliyorum. Var. Yani. Onların hikayesi. Yani kadınlara 30'la, dokunuyorsun yani. 30'la işte 45-50 yaş arasında birazcık daha şehirli, güçlü, dominant diyebileceğiniz kadınların yaşadıklarıyla ilgili boşanma, evlenme tabii ki. Tabii ki. Yeni bir hayata adım atma, işle beraber ilişkileri devam ettirebilmeye çalışma. Şimdi şöyle bakıyoruz çevremize ve görüyoruz ki kadınlarda acayip işte dominant, iyi kadınlar var. İşlerinde çok başarılılar. Acayip iyi anneler, ondan sonra sosyal hayatlarında da harikalar ama iş ilişkiye, evliliğe geldiğinde çuvallıyoruz. Çuvallıyorlar. Ben de diyorum ki biz mi çuvallıyoruz yoksa öyle bir noktadayız ki karşımızdaki insanlara ben hemen çuvala atılmaya hazırım imajımı veriyoruz. Bu güzel bir şey. Evet, bunu sordum ve anlattım mesela. Seda Biştacığım, mücver yapacağız ya. Hı hı. İstiyorsan pişiricimizin içine yağını koyalım. Tamam. Bir onu ısıtmaya başlayalım. Süper. Bu arada sen zencefil koydun değil evet, mi? Evet, ben zencefilli bir tavuk tandır yapıyorum. Zencefilli, zerdeçallı. Ne koydum? Birazcık zeytinyağının içinde, birazcık soğan koydum, birazcık acı biber koydum. Ondan sonra içine zerdeçal koydum, kimyon koydum, sarımsak koydum ve birazcık da zencefil koydum. Hı, şöyle bir biraz ve file badem koydum. Badem de olacak ben şimdi. Ben bayılıyorum file badem. Ondan sonra bunu birazcık soğanları yumuşattım biraz zeytinyağı, tereyağı karışımının içinde. Hı-hı. Şimdi tavukları da alacağım içine. Tavukları da marine etmiştik zaten. Çok öldürmedin yani soğanları. Yok falan. Şimdi beraber pişireceğim bunları. Az bir sıvı koyacağım içine. O sıvıyla beraber... Yani sıvı sanki dedim, böyle hardallı gibi oldu ya. Portakal suyu koyacağım içine. Ne güzel oldu rengi falan. Biraz portakal suyu, biraz tavuk suyuyla beraber bunları artık açacağım ve iyice... Pişene kadar pişireceğim yani. Hmm. Evet, sonra da mücveri yapacağım zaten. Teşekkür ederim. Şimdi biraz portakal suyu. Süper. Çok azıcık da tavuk suyu koymasam bile olabilir ama biraz koyayım hadi. Gerekirse sonra koyarız. Şimdi bunu iyice altını da açtım. Birazcık üstü açık, sonra üstü kapalı bir şekilde pişireceğim. Kapalı süper. Kapalı. Bademleri de biraz kavurdum bir daha lezzetlensin diye. Ya ben bu yemeklerde badem ve dolmalık fıstık falan. Değil mi? Çok seviyorum. Sığır güzel. Yani esasen bence bütün yemeklerin içinde salatalarda. Bir o kıtırdak bir şey, evet. Güzel bir şey katıyor yani o bir gerçek. Şimdi bunu böyle yaptık. Birazcık üstü açık pişsin. Sonra da şey yapacağız. Üstünü kapatacağız. Ortaya umarım güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Çıkacak biraz pişme. Tabii ki. Oldu bile. Oldu bile değil mi? Pişe dursun. Şimdi mücver yapacağım. Tamam. Sedacığım şu bir karışık bir mücver yapıyorum. Hem kabak var, hem havuç var, ya hem patates var. Ya ben hep çok ıslak bırakıyorum. Bir türlü beceremedim. O yüzden şimdi yapmayı şöyle bir şey yapacak Seda bana. Şunları şöyle bir üzerine süzgeçte bastıracak ki şeye gitsin ya diye suyu. Ya sıksam da yine de mesela un falan da koyuyorum ama yine böyle biraz bir... Biraz un koymuyor musun hiç? Un koyuyorum. Hı? Ama yine de böyle bir şey kalıyor. Cıvık mı kalıyor? Cıvık kalıyor ya. Bir türlü beceremiyorum mücver yapmayı. Bak şimdi bugün bak bu tarifi birebir yap. Çünkü bir de şey bir tarif yapacağız. Sen söyle adını. Böyle karışık sebzeli, bol baharatlı nane koyacağım, dereotu koyacağım, maydanoz koyacağım, taze soğan koyacağım. Beyaz peynir koyacağım, tulum peyniri koyacağım, yumurta koyacağım, un koyacağım. Koyacağım bir sürü Allah şey koyacağım. Allah ne verdi senin mücveri. Allah ne verdi senin mücveri. Ama güzel bir şey çıkacak ortaya merak etme. Süper. Yani. Yok yok. Ben mücveri çok seviyorum. Ben de çok severim mücveri. Yani. Acayip seviyorum. Yani soğukken de güzeldir, sıcakken de aynen. Güzeldir. Kahvaltıda bile yenir yani evet. Bakarsan. Ben yoğurtla çok seviyorum. Tabii. Dök yoğurt. Aa, yoğurtla zaten en muhteşem ikili. Ya bir de yoğurt güzel bir şey ya. Her şeye yakışıyor zaten de.
Katık. İyi bir katık yoğurt. Evet. Peki bir şey... Bu arada Azerbaycan dilinde yoğurt katık. Katık bayağı mı? Öğreniyorum. Evet, katık. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Azerbaycan'da iyi her şeyi bulabiliyorsun değil mi malzeme olarak? Tabii ki. Ha, zaten Türkiye'den var ama Türkiye'de olmayanlar da var. Yani inanılmaz kesin bir... Türkiye'de olmayanlar da vardır. Onlar inanılmaz yerim. Bir yeme içme düzeni var. Gerçekten bir şöyle. Şaka bir tarafa ben gittim ve gittiğimin 2 ayında 10 kilo aldım orada. Kaç kilo aldın? 10 kilo. Şaka yapıyorsun. Yani tabii şimdi o kilolarımı veriyorum. Yani. 10 kilo almak ne demek ya? Bir tabii. 2 orada. Ayda. Aynen. Bence orada biraz ilk başta sıkılmasınlar. Biraz onun da etkisi vardır. Ama tabii şöyle bir şey var, o ilk 2 ayda ben orada kitabımı yazdım. O kitabı yazarken evet biraz... Tabii şey insan bir de hani bir şeyle konsantre olunca sen bir şey atıştırmak istiyorsun yani. Abur cubur da gidiyor o zaman tabii. Ama ben hayatımda bu kadar lezzetli et yemedim Mehmet. Tamamdır. Yes. Normalde ben çok etçil bir insan değilim. Yani et sevmem çok fazla. Daha sebzeciyim öyle ben. Midir? Evet ama bu kadar lezzetli et yemedim yani. Yapma ya. Çok lezzetli etleri. Bir kere tabii kıymetleri çok daha, alım oranı çok daha iyi. Tabii yani. Baharatları müthiş yani. Onların müthiş. Hepsinin etkisi var. Evet. Belki bir tane daha yumurta kırarım ama daha kırmadım. Şunları da bir ne yapsak acaba? Ufalasam mı elimle? Essene birazcık ya. Ben biraz beyaz peynir var, biraz suluk peynir var. Taze soğan koydum. Şimdi birazcık diğer baharatlar, dereotu, maydanoz gibi şeylerle koyacağım. Şeyin kokusunu da hissediyorsun değil mi? Evet. O yüzden karnım gurulduyor. Zencefiller. Ben hissetsem de evet. Bak asıl hisseden burada. Asıl hisseden orada evet. Bu hissediyor. Ye beni diyor. Ye. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunu artık birazcık kapağını da kapatalım ki. Daha homojen pişsin. Ay yalnız ayvalara bak ya. Ne koydun Seda, sen? Döktürüyorsun, döktürüyorsun. Bakayım. Elma rendesi koydu. İçine de elma rendesi koydu. Biraz daha şeker koydu. Şimdi, biraz şimdi daha suyunu koyacak, fırınlayacak. Sonra bir de... Onun numarası var, ben biliyorum ne yapacağını. Aynen. Sonra kalan şeyi de çektirecek. Kalan suyunu çektirecek. Çektirecek, buharlaştırıp o bir de böyle evet. Güzel bir ben de şey düşündüm, reçel yaparken böyle limon damlatıyorsun ya, acaba evet. Koyulaşsın diye limon mu damlatacaksın içine diye. Yok, o şeyden de ne kadar çok pişirirsen doğal olarak buharlaştıkça içinde şekeri kalacak, daha şerbetleşecek. Sonra narla marla süsleyeceksin herhalde, kaymağı da var. Öyle yapacağım, kaymağım da var. Özge, yiyeceğim vallahi. Yiyeceğim, yok yemeğe geldim. Ben yedikçe zayıflıyorum Mehmet. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de hiç hayatımda hiç rejim yapmadım ya. Yani yedikçe zayıflıyorum. Baksana çok ne güzel oldu. Çok enteresan bir vücudum var. Yemezsem kilo alıyorum, yiyince zayıflıyorum. Ben de öyleyim birazcık esasında. Evet. Ama sen de mutlaka arada dikkat ediyorsundur. Aa, ediyorum tabii ki. Ediyorum ama artık şeyden kendimi çıkarttım yani hani. Neyden? Sürekli o da büyük rahatlıkmış biliyor musun? Ay göbeğim mi çıktı? İşte kalçam mı göründü? Bak. İşte şöyle İnsan ona kafayı takınca falan. Zaten gidiyor. Daha beter oluyor her şey. Hiç şimdi her gün aynaya öyle. Bakıyorum böyle yapıyorum. Koyayım biraz daha onu. Ne kadar fit, ne kadar İyi. İnce, ne kadar zarif bir kadın diyorum. Her gün aynaya bakıyorum. Öylesin zaten. Ve ben bunu söyledikçe, realde kilo vermesem de insanlar ya da şey yapmasam da şey diyorlar. Ne kadar iyi görünüyorsun. Çok iyi gözüküyorsun sen. Bak kaç kere pudraladılar beni çünkü ışık çünkü niye? Çünkü bizim yönetmenimizin şey var, parlama hastalığı var. O parlama hastalığından dolayı şunu bir lokma yağ koyacağım içine. Benim parlamama yapabileceğim bir şey yok sevgili yönetmenim. İşte zeytin o içimden yapalım. Gelen ışık. İstiyor musun daha onu? Parlatıyorum. Bence gerek yok. Yok tamam. Gayet güzel. Bak şimdi bak evde mücver yapamıyorum dedin diye sana mükemmel bir mücver yedireceğim. Bak tamam. Mükemmel olacak. Ne yapıyorsun? Ya çok güzel da anlamaz. Kuru bir şey olmuyor. Ha, okay. Efendim? Çok da kuru olmuyor. Yok. Çok... Fırında mı yapıyorsunuz yok, mücveri? Yok. Pişiricide pişireceğiz. Ama nasıl olacak biliyor musun? Çok eğer böyle çok kuru bir mücver şeyi harcı tutarsan o çok tıknaz oluyor. Biraz bırakın sulu olsun hiç tamam. Önemli değil. Yani sulu olunca daha hafifleşiyor mücver. Çünkü çok un koymak da istemiyorum. Yani şu evet, kadar evet. Sebzenin içine topu topu 1,5-2 kaşığa yakın un koydum. Ben göz kararı yapıyorum ama siz Foxconn.tr'den tam gramajlı tarifini de görebilirsiniz. Ha, bir taraftan da tavuklarımız... kuru da olmadı yani. Yok hiç kuru değil. Kuru olmaması lazım zaten. Çok kuru olursa bol yumurta koydum bir de farkındaysan. Evet. Bol peynir hiç koydum. Tane. Bol peynir koyduğum için de az tuz koydum. Çünkü peynirin içinde tuz var zaten. Çok tuzlu olmasın diye. Özgeciğim pişiricimiz de yağ ısındı artık. Mücverleri atabilirse tamam. Daha canım. Tavuğumuz tamam. Bir taraftan da pişiyor.
beşer dakika pişirmek yeterli. Çok da pişirmemek lazım. Ha. Çok pişirince de kuruyacaktır. Beşer dakika pişireceğiz. Ondan sonra alacağız bir kağıt havlunun üzerine. Biraz dinlendireceğiz. Ha, böyle güzel kaşıkla tık tık koyuyorsun. Ben onu elimde alıp koymaya çalışıyorum. Nasıl elinde? Yani şöyle şöyle. Öyle yapılır mı ya? Kaşıkla bir bırakacaksın. De, bir de bir şey diyeceğim. Böyle bol yağda yapacağız değil mi? Evet, bol yağda yapacağız. Hmm. Yani ben bu, az bu, yağda iş, yapmaya çalıştım. Bu işin sırrı bol yağ. Öyle fark etmez ki. Değil mi? Aynı. Aynı şey. Hatta bol yağda yapmak. Evet, başlattın sen şeyimizi, sonra pişireceğimizi. Sonra kağıdın üstüne. Kağıdın üzerine alacağız. Ondan sonracığıma bu arada tavuğumuz da pişmiş olacak. Bu arada ayvalarımız da pişmiş olacak. Sen güzel bir sunum hazırlayacaksın. Hepsini birlikte ne yapacağız? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Tamam o zaman. Yiyeceğiz. Hazır mısın Özge? Ay hazırım. Yemek yemeye. Hazırım. Ha? Yemeklerimiz pişti artık hakikaten yani. Mücverlerimiz kızardı. Şimdi ayva tatlısını çıkartıyor. Seda. Şimdi ayvaları alıp suyunu biraz çıkacak. Birazcık suyunu çektireceksin şimdi. Ondan da bir sos yapmış olacak. Üstüne bu arada tavuklarımız pişti. Kapatalım onun altını. Mücverlerimiz nefis bir şekilde kızardı. Ya, çok güzel oldu ya. Gider ben gitmez deneyeceğim. Bak bu tavuk da birazcık acılı olmuş. Ben tadına baktım. Ama olsun. Olsun. Aa, metabolizma çalıştırır ayol. O kadar faydalı ki. Biliyorsun değil mi? Hakikaten çok faydalı. Çok. Bütün doktorlar yiyin diyor ya. Tabii tabii tabii. Sen yok, niye sevmiyorsun? Yok yiyorum ben. Pek sevmiyorsun dedin onun için. Yok sevmemek değil. Sonra biraz bazen midem rahatsız ediliyor. Tamam. Ondan sonra ama şey yiyorum özellikle. Ben sana şimdi metabolizmanı çok güzel hızlandıracağım. Hızlandır. Ya ben o aldım. Evde yaptığım o detoks suları falan bayağı içine işte karanfiller, zencefiller, biberiye, zerdeçal falan koyuyorum. Öyle mi? Tabii tabii. Tabii onları koyuyorum, içiyorum. Hatta yayınlıyorum işte sosyal medyadan hikayeler görüyorum şeklinde. Gerçekten. Sen bir de çok çok iyi kullanıyorsun sosyal medyayı. Ya çünkü şey gerçek aslında benim arkadaşım gibi orası birazcık da. Dert bir de gerçek kullanıyorum. Aynen. İnsanlara dokunuyorsun dediğim gibi yani evet, şeyde de. Evet. Şey yapmak istemiyorum yani elbette işimle ilgili şeyleri de paylaşıyorum. Doğru yani doğru. O başka sonuçta öyle bir alan hani hem business hem ama özel hayatımla ilgili o anki durumumla ilgili doğallığımla ilgili mesela sabah işte saçım başım dağınık. Evet yani hani hiç öyle kasmıyorsun bir de. Hani bir insanlar yüz binlerce filtreyle, şeyle, en şey halleriyle. Çok güzel şeyde sosyal medyada filtreler var. Hani kullanmıyorum, kimse kullanmıyorum derse bence hani. Ben kullanmıyorum. Yani. Vallahi kullanmıyorum. Bilmiyorum çünkü kullanmasını. Yok, ben, evet, evet. Ben teknolojik özürlüyüm, ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Erkeklerde yok zaten öyle bir şey değil. Ama yani ne bileyim o rengi birazcık açmak, daha ışıltı vermek falan. Tabii ki bunları sen yapıyor musun? Ne yapıyoruz bazen yani. Bazen yapıyorum tabii. Yapıyoruz yani. Ama sen en doğal sabah uyanıp direkt halini koyuyorsun. Tabii ama ben kendim şey porselen gibi koymuyorum yani. Belli hani kırışıklıklarım her şeyim çıkıyor ortaya. Seviyorum sen onları. Gerçek gerçek yani gerçek sen neysen. Benim. Yani aynen. Onun gibi kullanıyorsun aynı. Evet evet. Bak tavuk da çok güzel olmuş ha. Nasıl güzel koktu yalnız o hem evet. Zerdeçalın kokusu hem zencefilin kokusu. Evet ya yalnız ben mücver. Birazcık da zeytinyağında yani. Tuz, karabiberle domatesleri şöyle bir salladın. Süper. Tabağın içinde renk olsun diye. Süper. Çünkü hepsi sarı sarı renklerinin. Biraz renk olsun. Biberlerinden koymayacağım ki sen ağzını yakmayalım diye. Evet. Mücveri yaparken içine daha az ben acı ve baharat koyarım. Siva çok seviyor çünkü. Ben mücveriye hiç acı koymadım. Koymadım. Hiç koymadım. Sadece süper. Tuz, karabiber koydum. Süper. Siva çok seviyor mücveri. Seviyor mu? Annem Bakü'ye geldi. Peki Dağhan'ın iştahı nasıl? Yani maşallah. Öyle mi? Evet. Siva'ya birazcık zorlanıyorum bir şeyleri yedirirken. Ama tam yaşıymış yani bütün arkadaşları da öyle. Ama kaç şimdi, oldu şimdi? 4 yaşında. Şimdi okula başladı. Okula başladı. Okulda yiyor gayet güzel. Okulda yediği için ben evde hiç zorlamıyorum. Okulda yemek mi çıkıyor normal? Tabii sabah öğle akşam yiyorlar onlar okulda. Gayet güzel. Dağhan ama... Ya bildiğin işte her hafta ona özel incik yapıyorum, kemik suyu yapıyorum. Onu söyledin bana. Ondan sonra dolma bayılıyor. Her türlü dolma yemeği bayılıyor. Her türlü yemeği çok seviyor. Hele mesela ben babamdan öğrendim Arap tava. Mutfakta. Şey sadece çocuklarla ilgileniyor. Hı. Yemekleri ben yapıyorum. Yemekleri sen yapıyorsun. Evet.
Çünkü şey farklı oluyor biraz damakta da ama evet, Yakut farklı. Hanım var. Çok tatlı bir hanımla beraber çalışıyoruz. Ona öğretiyorum mesela. Ha. Aha, gösteriyorum. Hani bizim çocukların zaten damak tadına göre. İyice bence şu en yükseği al ki çabuk biraz yandı kenarları diye. Benim babam Siverekli Urfalı, Veysi babam. Bana Arap tavayı öğretti. Sen hiç Urfalı'ya benzemiyorsun. Yok, şey annemin ikinci eşi babam. Tamam. O bana Arap tava sen yapmayı öğretti. Sen Ankaralıyım ben. Sen gerçek Ankaralı ben mısın? Ben Ankaralıyım. Bildiğin. Evet, bildiğin Ankaralıyım. Şekercinin kızıyım ben. Bir tadına bakar mısın lütfen? Bakıyorum. Çok merak ettim. Ay çok sen özür dilerim. Şeyle başlayabilir miyim mücverle? Tabii ki başlayabilirsin istediğin gibi. Yoğurt vereyim mi ben? Ay evet. Yalnız bakar ama mısın? Ama sosunda var ya. Aç konuk. Aç konuk seviyoruz. En sevdiğimiz konuk. Nasıl olmuş hocam? Güzel olmuş mu? Sulu. Ve şey değil, kuru değil değil mi? Peynir. Müthiş bir lezzet vermiş. Afiyet olsun, ben çok sevindim. Bir de tabağa bakar mısın? Bakıyorum. Seda tatlını hazırlayana kadar senin. Ay çok iyi ya. Bak ben tabağa baktım. Giderken ondan tavuk bana çok paket yaparsın. Tabii ki ya, bence sen paketleyip. Sen şimdi burada da yalnızsın, sen evde, akşam evde diyorum, otelde yersin. Otelde yerim ben ya. Bakayım tavuk da sormuş. Biraz acı söylüyorum. Tamam. Korkma. Üfle üfle. Ben bol bol üflüyorum. Mesela Volkan diyorum ki fil dili mi abicim senin dilin? Ben çünkü... de esten kendim öyle derdim ama şimdi hep ağzım yanıyor. Mesela ben ona bir şey tattıracağım zaman böyle üflüyorum. O böyle diye alıp yiyor. Ben de yiyorum nasıl yanmıyorsun? Ben yanıyorum ama. Yana yana yiyorum. Yok o soğumuştu artık, o kadar da değil ya. Hmm. Güzel değil mi? Acı değil canım. Değil değil. Az acı. Acı. Dermiş. Yok biraz acı. İltifatkar. Yok yok iyi. Hmm. Güzel ama ve sulu olmuş. Kurutmadan da pişirdik yani, güzel zaman kıvamında pişirdik. Bir daha ben bir bugün tam diyet tavuğu. Evet evet. Bir de yoğurt mortu çok az yağla pişirdim. Bugün bir tam olarak ne yaptığımızın da üzerinden geçelim efendim. Bugün ne yaptık? Efendim bugün zerdeçallı ve zencefilli tavuk tandoru yaptık. Öncelikle tavuklarımızı süzme yoğurt, zeytinyağı, tuz, kimyon, karabiber, zerdeçalla birlikte güzelce marine ediyoruz. Ondan sonra ayrı bir tencerenin içinde kuru soğanı biraz zeytinyağının içinde öldürüyoruz. Biraz tereyağı ilave ediyoruz. Birazcık acı Meksika biberi koyuyoruz. Sarımsaklarımızı koyuyoruz. Doğradığımız taze zencefillerimizi koyuyoruz. Biraz soteliyoruz. İçine bu sosuyla beraber marine ettiğimiz tavuklarımızı koyuyoruz. Daha sonra portakal suyu ekliyoruz. Biraz tavuk suyu ekliyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Ve güzelce homojen bir şekilde pişmelerini sağlıyoruz. Nar suyunda ayva tatlısı için. Öncelikle ayvalarımızı güzelce soyuyoruz, dilimliyoruz. Şeker, su, nar suyu, karanfil ile birlikte birazcık ayvalarımızı haşlıyoruz. Daha sonra rendelediğimiz elmaları ayvalarımızın içine dolduruyoruz. Sosuyla beraber bir fırın kabına yerleştiriyoruz. Ve fırında ayvalar güzelce pişene kadar bekletiyoruz. En son suyunu birazcık buharlaştırdıktan sonra sos olarak servis yaparak kaymak ve toz antep fıstığı ile birlikte servis yapıyoruz. Karışık sebzeli mücver için öncelikle kabak, havuç ve patateslerimizi rendeliyoruz ve iyice sularını sıkıyoruz. Ayrı bir yerde taze soğan, taze nane, dereotu, maydanozu güzelce kıyıyoruz. Bir karıştırma kabına alıyoruz. Sebzelerimizi alıyoruz. İçine yumurta, tulum peyniri, beyaz peynir ilave ediyoruz. Tuzunu, karabiberini ayarlıyoruz. Birazcık zeytinyağı koyuyoruz. Birazcık unla da bağlıyoruz. Kızdırdığımız yağda bir kaşık yardımıyla altın rengi olana kadar kızartıyoruz. Ay bak bademler çok iyi olmuş. Badem de güzel olmuş değil mi? Müthiş. Bak onun içi sosunda yoğurt var. Bence mücveri onun sosuna batırı böyle. Evet. Vay. Yalnız mücvere bayıldım. Vay. Bu nasıl? Sanat eseri gibi. Eline sağlık. Sedacığım. Wow. Bir tadına bakman lazım ama. Bakacağım. Bir onun da tadına bak çünkü yavaş yavaş süremiz doldu. Veda'ca sen sonra rahat rahat yersin. Yerim yerim. Dur şurada var şey. Ha var mı? Var var. Temiz şeyler. Servis. Bu kaymak o mı? O kaymak. Ah ah. İçinde ortasında elma var. Oy. Ama şey ayva dediğin. Kaymağından. Aa, bir lokma, bir lokma. Sen ya dedik şişmanlatacağız seni diye. Hayır, ha. Ben bunları yedikçe zayıflıyorum. O zaman tamam. Ya bak nasıl psikolojik olarak kendine şey yapıyor. Güzel mi? Ay çok güzel oldu. Güzel ve hafif yapıyor bak. Ben çok o yüzden beğeniyorum hafif yaptığı. Böyle şey değil, ağır değil. Ve yani böyle ayvanın o dokusu geliyor insanın ağzına. Evet, çok da öldürmeyin hakikaten. Yani biraz evet, dışa gelmesine fayda var. Aynen. Afiyet olsun. Özgeciğim çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ay ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık.
Ben her Bakü'den geldiğimde bana her defasında gelsin. Her zaman gel. Dileyim oldu mu? Aç kılıyorum. Her zaman gel. Yemek yemem lazım. Değerli izleyiciler, valla hakikaten süre nasıl geçti onu da anlamadım ama sonuna gelmişiz. ne yapıyorsunuz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Çünkü biz yarım saatte burada bu mutfakta harikalar yaratıyoruz. Böyle değerli konuklarla güzel sohbetler ederek evlerinize misafir oluruz efendim. Ama şu anda acil bir şekilde hoşçakalın demek zorundayım. Hoşçakalın.